Evet, merhaba. Bugünkü skeçimiz yine Muallim Mektebi'nden, Gazi Üniversitesi'nin şu anki rektörlük olarak kullandığı binanın bu sefer arka yüzünden, arka tarafındaki kısım. Buradaki sütunlar ve arkadların olduğu bölümde bir perspektif çalışması yapacağız. Eskizimizi çizeceğiz. Evet. Evet, binamız burada. Binamızın bir parçasını yapacağız. Şu görünmüş olan kemerler, bu kemerlerin altında tuttukları sütun başları, onların altındaki sütunların oturduğu sütun tabliyeleri ve bu üstteki pikdöfenle beraber bir balkon görüntüsü yaratan kısmı bugün bir eskiz olarak çalışacağız. Videonun ilerleyen kısımlarında da detaylardan, bazı konulardan bahsedeceğim. Evet, öncelikle bugün görmüş olduğumuz bu yapının dikey değil, yani yatay olduğunu görüyorsunuz. Eskizimize bunu yatay olarak, yani şu üst kısmını almayacağız, yatay olarak yerleştireceğiz. Kağıdımızı, yani bu kağıdımızı dik değil, yatay olarak kullanıyoruz. Buradaki alanı bu kağıdımıza yerleştireceğiz. Gördüğünüz gibi, şöyle çekiyorum geriye, algılansın diye tekrardan gösteriyorum. Evet. Tabii kağıdımızı bir demin gösterdiğim gibi şu kenardan oturttuğumuzu varsayın şöyle. Bu kağıda bu yapıyı yerleştirirken buradaki en yakın olan bize alanı, perspektifteki en yakın bize bulunan bu çizgiyi öncelikle yerini saptamamız gerekiyor. Şu anda ekranımızın da tamamında görüldüğü gibi şurasını buradan ekranımızın orta kısmı sayarsak, şu kısmı ortanın biraz soluna denk gelen bir yeri var. Yani bizim kağıdımızda da yerleşeceği kısım şöyle bakıldığında, yine şöyle kapatayım. Evet, kağıdımızda da yerleşeceği kısım yine aynı bu kareye bakılmış gibi bir kısımda yerleşecek. Onu şöyle yine biz kalemimizi kullanarak ölçelim hatta. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi gergin bir elle kalemimizi tutuyoruz. Şuradaki alan, parmağım ucundan tuttuğum alandan bu kısma kadar bir birim. Parmağım ucundan gelen ikinci kısma kadar gelen bir birim. Ve sonuna kadar bir yarım birim daha var. Yani o da şöyle. Şu yarıdan itibaren şuraya kadar. Yarım, bir birim, bir birim gibi düşünüyoruz. Dikine bakıldığı zaman da yüksekliğimizi bir kalem boyuna eşitleyelim, şöyle gerdirip kalemimizi. Elimizi gerdiriyoruz. Şimdi bu kalemi bu tarafa tuttuğunuz zaman ortalara doğru veya sona doğru gördüğünüz gibi neredeyse yarısına kadar aynı gerginlikte tutacaksınız ama. Elimle tuttuğun gerginlikte tutacaksınız. Şu an benim elim gergin. Omzumdan itibaren. Şöyle göstereyim. Bakın. Elimi gerdiriyorum kendime. Bu gerginlik bu kalemin bir yerde sabit kalmasını sağlıyor. Tekrar geliyoruz kalemin başına. Şöyle. Bu gerginlikte tutuyoruz. Gördüğünüz gibi bir kalem boyu düşünün. Ardından kalemimizi yürüttüğümüz zaman sola doğru neredeyse yarım kaleme kadar, neredeyse kalemin şu yarı kısmına kadar düşüyor çizgimiz. Aslında gerçek hayatta şuranın boyuyla buranın boyu aynı olmasına rağmen gördüğünüz gibi burada yarım kaleme kadar düşüyor. Bu kaçış noktası olan perspektifimizin ve bütün perspektiflerde karşımıza çıkan bir durumdur. Yani yakındaki objenin büyük olması, uzaktaki objenin de yavaş yavaş küçülmesi perspektifi zaten bize tarif eden bir cümle. Evet. Şimdi binamızın yani kağıdımızın orta kısmını düşünün. Bu çizim için konuşuyorum. Yani yapacağımız bu çizim için. Orta kısmı burası olsa bizim yarım kalem boyu dediğimiz mesela burada da bir boy verebiliriz. Şu kısma geldiğinde, yani ortayı biraz geçen bir kısma geldiğinde tam bir boy, hemen hemen bir kalem boyuna gelecek olan binamızın kabaca ilerideki kaçış noktasını düşünün. Bakın şöyle. Ve aşağıdaki kaçış noktasını da düşünün. Bu kaçış noktası da buradan dışarı çıkıyor. Ortalama olarak yerini saptamış olacaksınız. Buradaki kaçış noktası bir tane de bu dışarıda var. Yani şu dışarıya düşen bir kaçış noktası daha oluşuyor.
şöyle düşünürsek, bakın, yani şuradaki kaçış noktamız bu tarafa düşüyor ortalama. Bakın buradan bir çizgi çizdiğimizi varsayın. Şöyle düştük. Buradan giden çizgimiz de yine aynı kaçış noktasında buluşuyor şurada. Aynı şekilde buradan bir çizgide şu tarafa doğru çizdiğinizde dışarıda bir kaçış noktasına geliyorsunuz. Bu köşeden yine bir çizgi çizdiğinizde buradaki nokta yine buluşuyor. Yani iki kaçışı olan bir perspektif çalışıyoruz. Bu orta çizgi. Başlangıçta bu çizgiyi niye çizmeye çalışıyorum? Bunun yerini bulmaya çalışıyorum. Kağıdıma tam olarak bu objeyi yerleştirebilmek için. Buradaki kaçış noktasıyla buradaki kaçış noktasını da nerede belirliyorum? Göz hizamdaki ufuk çizgisinde. Şimdi onu ben şuraya küçük bir eskiz yaparak göstereyim şurada kenarda. Bir kaçış noktası belirledik. Bir kaçış noktası da burada belirledik. Gördüğünüz gibi. Binamızı şuraya yerleştirdiğimizi şimdilik küçücük bir hayalle yapalım. Bakın bu kaçış noktasını şuraya birleştirelim. Buradakini de buraya getirelim şöyle. Tabaca. Buradaki kaçışı buraya getirelim. Buradakini de buraya getirelim. Şu alanda oluşan bizim binamız. Şimdi çizmek istediğimiz obje. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi burası, şöyle bir çizgi çiziyorum uzunca. Buna ufuk çizgisi diyoruz. Ufuk çizgisi. Bu kaçış noktası. Bu kaçış noktası. Birinci kaçış noktası. Bir diyeyim buna ben. Buna da iki diyeyim. İki kaçış noktalı bir perspektif çiziyoruz. Bu da kağıdımız bakın. Burada çok önemli bir konu var. Kağıdımızı da yerleştiriyorum şimdi. Görüyorsunuz değil mi? Kağıdımız da bu şekilde yerleşiyor. Yani kaçış noktalar hep dışarıda olabilir. Bazen içinde olabilir kağıdın, bazen farklı yerde olabilir. Şu kısım kağıdın ortasından biraz daha solda. Bakın. Kağıdın ortasını şurası kabul etsek bu tarafa doğru düşüyor bu çizgi. Yani bu çizgiyi önce çizip ardından buradaki çizgiyi yakalamak için kaçış noktalarıyla yürüyerek dışarıdaki kaçış noktasına da aynı şekilde yürüyerek bu objemizi oluşturabiliyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken konu şu, hiç çizim yapmamışım gibi düşünerek söylüyorum. Yani bunu çizmeye başlarken buradaki kalem boyumuz ve buradaki kalem boyumuzu unutmayın. Yani bununla bunun orantısını, bu köşeyle bu köşenin orantısını aklınızdan çıkarmayın ve genelin kağıda yerleşimini de aklınızdan çıkarmayın. Yani bu kağıda yerleşirken bu şey, bunların ortası nerede? Şurayla şuranın, yani iki kalem boyu mesela şöyle bakalım. Bir, iki kalem boyu diyelim bu esere, bu objeye. Şöyle bakıyoruz bakın. Bir kalem boyu, iki kalem boyu. Ya da şöyle biraz daha çekelim. Bir, iki. Yani kağıdı ortalarsak şuraları bir yerlere ortası oluyor. Şöyle göstereyim. Şöyle. İkinci kolon diyeyim. Evet, bu tür yapılarda bir de bize yardımcı olacak bir şey daha var. O da şu, bina üzerindeki 1, 2, 3, 4, 5 boşluk. Bakın, binayı 5 boşluğa ayıracağız. 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 boşluğu ayırırken, kağıdın üzerinde perspektif kuralı gereği her aralığımız bir diğerinden biraz daha büyük olacak. Bize doğru yaklaştıkça. Yani bakıyoruz. Şu aralığımız küçücükse bu aralığımız çok büyük. Her aralığımız bize doğru yaklaştıkça büyüyecek. En yakın kolon ve en yakın arkatlar yani kemerler bize en büyükleri olarak çizilecek. Projemizde de en büyüğü olarak çizilecek. Yani eskizimizde. Tabii burada şuradaki ara boşluğu bu kısım. Buradaki boşluk işte efendim kemerin ayağıyla ilgili olan kısım, kolonun ayağındaki bölümler, bunların birbirine orantılarını da bakacağız. Bakın mesela burada nerede? Hemen hemen insanın gözü de görür, bu kalemi tutmadan da görebilirsiniz. Şurasıyla burası hemen hemen eşit fakat üst taraf daha kısa. Anlatabiliyor muyum? Şurasının
bir şey kabul edelim. Baz, yani bir karar noktası. Bu alttan buraya kadar olan mesafeyle buradan buraya kadar olan mesafe arası eşit değil. Yani üstü daha kısa. Ama bunu tam net olarak ölçmek böyle çok zordur. Ama gözle bunu şöyle kalemle, kalemin geldiği yerle takip ederek ve aynı şekilde kağıda da yerleştirirken gördüğünüz gibi şu kısım burasına yani 2 birim diyorsak burası 3 birime yakın bir bölüntüyle oluşuyor. Şöyle geliyor. Gördüğünüz gibi buradaki kemerlerin büyüklüğü buradaki kemerlerden daha fazla. Bize yardımcı olacak yine kaçış noktasına uzanan bir kolonun üst tabla, üst başlık çıkıntısı var. O çıkıntının şu kısımları net, düz. Onları bir ortaya çıkarttığımız zaman, onlar da kaçış çizgisine doğru yürüdüğü zaman köşe yapısı, kolonumuzun üstünde desenleri var, biraz motifleri farklı. Bir tane çemberi var. Metal bir çember bu. Mermer kısımları da burası yine mermerden oyularak çıkartılmış. Hafif aşağı doğru kolonumuz kalınlaşıyor. Bu Yunan tapınaklarında ve birçok tapınakta da kullanılan eski bir estetik hilesi diyeyim. Hile demeyeyim de estetik bir hareket. Mimarlar bunu düşünerek yapıyorlar. Şöyle çok fazla detaya indirmeden, evet şöyle göstereyim tekrar. Görüyorsunuz değil mi? Buradaki metal yüzüğü ve alttaki parçayı. Eskizimize devam ederken bazı noktalar var. Mesela şuradaki bir küp kısmı iki kolonun, bir kolonun tam üstüne denk geliyor. Bunu çizerken şöyle pay yapıyorsunuz. Burada görüyorsunuz bir ince küçük paylar var. Bu payları da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Görüyorsunuz değil mi? Bakın orada şöyle küçücük çıkıntı. O çıkıntının küçücük payları var. Yani parmaklık kısmına paylar oluşmuş. Bakın burada da öyle mesela. Şurada minicik bir payı var. Görüyor musunuz? Küçücük. Parmaklığın üstünde kalıyor yani. Bunları da böyle göz önünde tutarak. Yani parmaklığın üstünde 5 santim önünde falan. Yani mesela şurası, şu kısım. Şöyle gösterebilirsem. Şurası 5 santim, bu parmaklıktan 5 santim yukarıda. Görüyor musunuz? Gibi. Böyle bir sürü küçük küçük detaylar var. Bu mesela o yüzey, o kolondaki yüzey, şu kolondaki yüzey burayla aynı yüzeyde. Ama buradaki çıkıntısı önde. Parmaklığın da önünde. Gibi ufak tefek böyle detayımsı parçalar bizi daha iyi bir sonuç elde etmemizi sağlayacak yere götürür çizimde. Çünkü biz ana proporsiyonu zaten güzel oturttuk, bunu başardık. Bunu başardıktan sonra ince kısımlardaki görmemiz gereken detaylar bunlar. Bu detayları gözetmeye başladıkça zaman içinde bu gelişir. Daha iyi, daha bakıldığında daha etkileyici çizimler ortaya çıkar. Evet. Böyle devam ediyor şimdi. Şurada kolonun alt kısmında bir açı var görüyorsunuz. Bakın burası da böyle kaçış noktasına giden, şurası da öyle giden çizgilerden oluşur. Bu yuvarlak silindirik hacim. Görüyor musunuz burada? Şu kolonun üstünden yukarı giden çizgi. Şöyle gösteriyorum. Şimdi tabii size bir şey bahsetmek istediğim bir konu daha var. Bu çizimler yapıldıkça sırayla bunlardan bahsedeceğiz. Çizim sırasında elimizin, bileğimizin ve parmaklarımızı kullanma ile ilgili bir anekdotumuz var. O da şöyle. Çizim, şöyle kendimden göstereyim.
Çizim özellikle önce bel ve vücudun tamamıyla başlar. Çizimin durumuna göre. Belden sonraki kısım omuzdur. Yani çizeceğiniz nesneyi omuzunuzla, görüyorsunuz değil mi? Omuzdan çeviriyorum kolumu. Omuzdan çizmek. Ve sonra nesne, bir kağıt küçüldükçe, alan küçüldükçe dirseğe yönelmek, bileğe yönelmek. En son artık parmak kısmıyla işlem yapmaya başlayacaksınız. Yani genel olarak bir şey çizerken, ben sabahtan beri böyle çiziyorum aslında da kamera göstermiyor. Bu şekilde oturtacağız. Yani kalemin ucunu şöyle küçük kesitli çizgilerle, şuradan bir tane numune gösteriyorum. Şöyle yaparak, şöyle şöyle yaparlar ya resim çizenler bazen, bir yerlerde görürsünüz. Bu doğru bir işlem değil. Yani doğru bir gelişim işlemi değil. Bunu bazen yapmak gerekebilir bazı yerlerde resim karalama yaparken. Ama görüyorsunuz bu şeyde bile bileğimden bir oynama hissedeceksiniz. O küçücük bir resimde bile. Görüyor musunuz? Bakın bilekten. Bu ne? Dirsek ve omuz. Görüyorsunuz değil mi? Bu dirsek, omuz, bilek beraber. Görüyorsunuz bakın böyle. Resimi bu şekilde çizerseniz doğru çizersiniz. Çizgilerinizi bu şekilde çizerseniz doğru çizersiniz. Bakın burada şimdi bir tane çizgiden bahsedeceğim. Uzun bir paralel çizgi çizelim. Bilek, dirsek ve omuz. Ve çizgimiz devam ediyor. Bu şekilde. Bu konuda daha sonra daha detaylı bir şekilde kalem tutuşu ve onunla ilgili olan kısımları da anlatırım başka bir videoda. Bir önceki videomuzda bahsetmiş olduğumuz işlemin bir benzerini burada yaptık. Yapıyoruz. Bununla ilgili de bir çalışma tamamlandı. Eskiden belli bir seviyeye getirdim. Mesela buradaki kübün şuradaki hali daha küçük görüyorsunuz ama perspektifin özelliği değil. Küçük nüanslarla, yani şurada oluşturduğumuz çentiklerle şurada bir çıkıntısı var fazladan. Ürünümüz ortaya çıkıyor. Şöyle bakalım. Artık burada oluşan küçük karecikler var. Bunu ışığın ve gölgenin oyunuyla da çizebilirsiniz. Yani bir dikdörtgen kare çizmek zorunda değilsiniz buralarda. Biraz ürün küçüldükçe, çizimin alanı küçüldükçe veya çizimlerdeki gözünüzün artık keskinleşme, yani keskin görebilme durumu düştükçe objenin üzerindeki bazı yapıları çok benzeyen bir şekilde bir karalamayla da çizebilirsiniz. Bunu anımsatacak, anlatacak. Bu, çünkü bu tür skeçler biraz hızlı, dışarıda yapıldığı için hızlı yapılan skeçler. O hızlı yapıldığı için de her şeye çok fazla vakit ayırıp uzun bir süre geçiremeyiz. Bizim bu skeçlerimizin özelliği kısa zamanda yapılması, kısa zamanda çizilmesi. Evet. Böyle devam ediyoruz. Yeme göre bitmeden imzalamam ama bu sefer imza atayım.